Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan ve haftanın mücadelesi olan Altay Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının sonucunu özel olarak konuşacağız. Bu videoyu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını, ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna da destek olmalarını rica ediyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Dün pazar günü bir yanda playoff'u kovalayan Altay, diğer yanda da ligde ikinci olup bir üst lige, Süper Lig'e çıkmaya çalışan Altay'la Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un zorlu mücadelesini izledik. Bu çok kritik ve önemli mücadeleyi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle 1-0 kazanarak Süper Lig'e ilk 2'den direkt çıkma yolunda muazzam bir avantaj elde etti ve o geçen hafta Adana Demir'in Altay'la berabere kalıp Erzurum'un kazanıp o eline geçirdiği avantajı Erzurumspor elinde tutmayı başardı ve artık Süper Lig'e sadece 1.90 dakikası kaldı Erzurumspor'un. İpler tamamen Erzurumspor'un eline geçmiş durumda şu an. Aynen. Nasıl bir maç izledik dün? Neler söyleyeceksin? İki takım da çok kontrollü başladı maça. Hani baktığın zaman böyle zaten çok gel gitti bir maç olmadı. Çok yavan, sıkıcı bir maç oldu baktığımızda. Ve iki takım da golü yemekten korkar vaziyette maça başladı doğal olarak. Çünkü bu maçta geriye düşmek demek tüm riskleri almak ve çok sıkıntılı bir duruma düşmek demektir. Fakat iki takım da çok temkinli, kontrollü oynadı. Ve hani genel olarak sıkıcı bir maç izledik. Yorumun ne olur? Erzurumspor altından da öte bir 3 puan aldı. Hem de Hamrun'un yokluğunda. Neler söylersin? Aynen. Erzurumspor öncelikle galibiyetinden dolayı kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Onun dışında Altay'da playoff için kesinlikle kazanması gerekiyordu ve kazanamadı. Bana göre Altay playoff'un dışında kaldı. Çünkü ben Karagümrük'ün son haftada kazanacağını düşünüyorum. Bir de Adana Spor'la içeride oynuyor. Aynen. O yüzden Altay'ın playoff şansı kalmadı bana göre. Biz zaten sezon başından beri hep şunu söyledik. İlk devrede daha çok Altay'ın kadrosu yetersiz. Kulübesinde oyuncu yok demiştik. Ve ilk devrede işte bunun sıkıntısını yaşadılar ve oradaki puan kayıpları şu anda playoff'ta net bir şekilde ortaya çıktı. Tabii, o kayıpları fellik fellik arıyorlar. Biz zaten hep bunu bahsettik. Altay taraftan da belki yine tepki çektik ama biz her zaman objektifiz. Ve ne söylesek de doğru çıkıyor. Çünkü biz hep doğru noktalara vurgu yapıyoruz. Bu maçta da çok gel gitti bir maç olmadı. Böyle çok pozisyon olmadı. İki takımın da böyle çok hani aşırı üstünlüğü, işte net pozisyonları falan olmadı. Yani bir Adana Demirspor Altay maçının çok daha farklı maçını izledik. Daha tersini izledik. Zaten biz de hani iki takımın kazanması gerektiğinden dolayı biraz daha kontrollü oynayacaklarını aslında hissediyorduk. Gollü olacak dedik belki ama kontrollü olacaklarını da söylüyorduk. Öyle de oldu. Erzurumspor ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Sissoko oraya çok güzel saldı. Aynen. Bana göre Erzurumspor da ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan takım olacak. Biliyorsun sezonun daha ilk programında Ağustos ayında ben bir şey söyledim. Aynen. Erzurumspor ya ilk 2'den ya da playoff'tan Süper Lig'e çıkacak. Aynen. Ki o zaman Taylan falan da takımdaydı biliyorsun. Sunu takımdaydı. Daha ilk hafta programında. Ve Erzurumspor'un bir tane 90 dakikası kaldı. Aynen. Hani bakalım bu benim dediğim çıkacak mı? Çok ben zaten ben çok güveniyordum Erzurumspor'a. Senle o programda konuştuğum zaman ben Giresunspor'u söylemiştim. Sen Erzurumspor'u söylemiştin. Ben de Erzurumspor'a katıldığımı söylemiştim. Hani iki takım da bana göre çıkacak diye söylemiştim ama Giresunspor ciddi hatalar yaptı. Zaten ilk hafta programından sonra, yani ilk hafta maçından sonra hemen Giresunspor yönünde benim şeyim kalmamıştı biliyorsun. Çünkü o anda böyle gözlemlerim onu göstermişti bana ve onunla da haklı çıktım. Erzurumspor'da da ben Erkan Sözer geldikten sonra umudum kalmamıştı. Erkan Sözer'e çok geç gitti. Allah'tan hani geç gitmesine rağmen Erzurumspor böyle çok ciddi yara almadı. Hani bir ara yara aldı, Adana Demirspor'a kaybetti 2 hafta önce ama Adana Demirspor'un tekrardan puan kaybetmesi ikinci sırada oldu. Erzurumspor'un şu anda bu durumda olması da biraz daha aslında şans. Yani iyi oyunda belki buraya almadı Erzurumspor. Biraz şans da aldı. Ya zaten bu sene TFF 1. Lig'de takımlar çok puan kaybettiler. Aynen. Bir de Erzurumspor'la hani alakalı şöyle bir durum var. Erzurumspor bu iyi kadrosunun oyun anlamında kalitesini vermemesine rağmen, o kaliteyi göstermemesine rağmen ligin son haftasına önemli bir avantajla giriyor. Kesinlikle. Bu da çok önemli. Aynen. Hani kötü oynayarak da puanları toplamaya başardı. Bu da önemli bir şey. Fakat Erzurumspor'un hani gerçekten bu lig için çok iyi bir kadrosu var. Oyun olarak bunun çok daha fazlasını oynayabilirdi. Aynen. Altay cephesiyle alakalı bir yorum yapıp hemen pası sana atacağım. Tamam. Bence Yalçın Koşukavak da takımı yaktı. Şöyle yaktı. Sezonun en önemli döneminde Altay başsız kaldı. Hani
Başsız hani bir sürü de çoban olmadığı zaman hani kurt kapar biliyorsun sürüdekiler. Hani başında biri olmadığı zaman. Altay'da da şöyle bir durum var bence. Bu hangi takım olursa olsun bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Sezonun en kritik döneminde takım hocasız kaldı. Yalçın Koşukavan Eskişehir maçındaki o saçma söyleminden sonra ki Yalçın Koşukavan da Fenerbahçe ile adı geçiyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte görev almak bu kadar ucuz olmamalı. Aynen. Gaziantep Futbol Kulübü'ne gitti hiçbir şey yapamadı. Bursa Spor'a gitti hiçbir şey yapamadı. Altay'da elinde gerçekten iyi bir kadro var hiçbir şey yapamadı. Bir İstanbul Spor'da başarılı oldu. Orada da kendi yağıyla kavrulan bir kulüp. Hiçbir baskı yok. İstanbul Spor'un 1000 tane taraftarı bile yok. Kim gelirse başarılı oluyor. Bir sistem var orada. Aynen öyle. Evet, bir de baskı yok. Çok rahat bir takım İstanbul Spor. O yüzden Yalçın Koşukavan da Fenerbahçe'yle adının geçmesi beni bir Fenerbahçeli olarak gerçekten sinir ediyor. Şundan dolayı Fenerbahçe gibi bir kulüpte görev almak bu kadar ucuz olmamalı. Aynen. Senin Yalçın Koşukavan'la alakalı yorumun ne olur? Ardından Erzurum cephesine geçelim. Yalçın Koşukavak için zaten Bursa Spor'dan beri sürekli söylüyoruz. Yani bir an önce gönderilmesi gerektiğini söylemiştik Selezov konusunda. Haklı çıktık. Altay'la ismi geçtiği zaman da şunu söylemiştim. Altay yanlış yapıyor. Çünkü Yalçın Koşukavak zaten Bursa Spor'u batırdı. Ve Altay da bunu alarak bana göre başına iş açacak demiştim. Geçen sene Gaziantep FK'yı batırdı. Elinde çok çok iyi bir kadro vardı. Aynen. Bu sene de zaten ne söylediysek Yalçın Koşukavak'la ilgili doğru çıktı. Altay zaten hem devre arasında zaten... Yani devre arasından daha doğrusu öncesinde doğru hamleler yapamadı bir. İkincisi devre arasında iyi takviyeler geldi belki evet ama sonrasında yapılan teknik direktör seçimi Altay'ın bence fişini çektiğini söylemiştim. Çünkü Yalçın Koşukavak hedefi olan hiçbir takımda başarılı olabilecek bir hoca değil. Bunu hep söyledik. Ya bir de şunu anlamıyorum. Segbefya gibi bir oyuncu var elinde. Hı-hı. Yani Segbefya nasıl bu kadar sürede hazır hale getirilemiyor? Ya şimdi Segbefya ile Yalçın Koşukavak'ın aslında bir bağlantısı yok. Tam da takımı Yalçın Hoca çalıştırıyor ve Sekbefya... Yok ya şimdi şöyle, Sekbefya zaten bir senedir oynamıyor. Yalçın Hoca Koşukavan... Bir sene değil, ligin ilk yarısında oynamadı. Kerim Avcı da ligin ilk yarısında oynamadı. Lisansı çıkartılmadı. Ya orası öyle ama... Kerim geldi katkı verdi. Ya şimdi... Sekbefya Gaziantep'te hem de Göztepe'de playoff'tan şampiyon olan çıkan takımların kadrosunda... Ya tamam Sekbefya iyi bir oyuncu zaten o ayrı ama Sekbefya'nın durumuyla Kerim Avcı'nın durumu bir olmayabilir. Orada Yalçın Koşukavan bir suçu yok o ayrı. Ama Yalçın Koşukavak'ın takım başına getirmesi hataydı zaten. Altay'ın daha iyi bir hocayla anlaşması lazımdı. Yani Yalçın Koşukavak Bursa Spor'u zaten batırmış. Altay'da ne yapacak bu hoca? Zaten Bursa'dan kendini kovdurdu. Aynen. Sinyov'u bilerek yedek bırakıp sürekli. Peki Erzurum cephesine de geçelim. Hı hı. Son iki haftadaki alınan skorlarla Adana Demir'in de Altay'a puan kaybetmesiyle Erzurum ikinci sırada son haftaya giriyor. Aynen. Özellikle bu karşılaşmada Raşat Muhammed oyuna girdikten sonra topu ileriye iyi taşıdı. Hı hı. Hani... Bu takımda oynamam gerektiğini gösterdi hani kendi adına Raşat oynaması gerektiğini. Hani Erzurumspor'un performansını nasıl buldun? Seyiç kalede dün gene çok güven verdi. Hı hı. Belki çok top gelmedi kalesine ama bir Abdülkerim'in kafa vuruşunu iyi tuttu. Bir de Tatos'un frikini iyi çıkardı. Seyiç gerçekten bu takımın muslerası. Ya bu ligin muslerası. Hı hı. TFF 1. Ligi. Nasıl Galatasaray yani bir muslera gitti, sakatlandı, yamuldu. Allah korusun Seyiç de hani gerçekten Erzurumspor'da alternatif olmayan tek isim. Hem Seyiç'e özel konuşmamızı istiyorum biraz. Hı hı. Çünkü bu ligin bu sene kalecisi bence Selmani ile beraber ama Seyiç daha ön plana çıkıyor. Bir de Erzurumspor'da hangi isimleri beğendin? İbrahim Akdağ mesela sezonun geneline göre iyi oynadı. Hı hı. Emrah iyi değildi. Neler söylersin? Ya İbrahim Akdağ aslında zaten baktığın zaman da birçok maçta iyi oynadı bu sezon. Yani Bursa Spor maçında iyi oynadı. Bursa Spor maçında iyi oynadı. Birçok maçta iyi oynadı. İbrahim Akdağ hani aslında çok kötü bir oyuncu değil ama yaptığı bazı açıklamalar, davranışlar yanlıştı. Bunları hep söyledik. Onun dışında Raşat Muhammed dakika 60'ta oyuna girdi. Emrah Bahsani yerine iyi oynadı. Raşat Muhammed'in önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ben hani onu zaten kalmayabileceğini düşünüyorum. Erzurumspor ilk 2'den çıkarsa orada konuşacağız. Aynen orada konuşacağız zaten. Onun dışında İbrahim Seyit zaten bu ligin en iyi kalecisi. Bunu hep söylüyoruz. Tabii. Erzurumspor eğer 2'den çıkamasaydı ben Erzurumspor'dan gideceğini düşünüyordum İbrahim Seyit için ama İbrahim Seyit şu anda büyük ihtimal Erzurumspor'a çıkacak zaten. Ümraniyespor maçından galibiyet bekliyorum ben. İbrahim Seyit takımda kalacaktır. Onun dışında dünkü maçta baktığım zaman da ben hani bu maçta bana göre Potter'in ilk 11'de başlaması lazım. Tamam belki Ömer Şimanoğlu golü attı, maçı kazandırdı ama maça baktığın zaman da Potter'in ilk 11'de başlaması lazım bana yalnız göre. Yalnız Ömer 11 maçta ilk 11 maçın 6'sı ilk 11, 5'i sonradan girdi. 11 maçta 5 gol 1 asist. Aynen. Hani 6 ay, 7 ay futbol oynamayan bir oyuncu için, ligin ilk yarısını boş geçiren bir oyuncu için iyi katkı verdi. Evet, iyi katkı verdi kesinlikle. Bursa maçını aldı, attığı Roveşata'yla.
Osmanlı'da 2 gol attı. Hı-hı. Sezonun en kritik maçlarından biri olan bu maçta attığı gol. Hı-hı. Ömer iyi katkı verdi. Beklenenden iyi oynadı. İyi çıktı. Aynen, beklenenden iyi oynadı. Kesinlikle iyi oynadı. Bunun da hakkını verelim. Onun dışında Hasan Ayaroğlu biliyorsun birçok maçta bu sezon hani istenilen performansı veremedi. Bu maçta 81'de oyuna girdi. Erzurumspor'un şu anda bu kadrosuna baktığın zaman da şimdi 8 tane yabancı oldu ya Süper Lig'de. Eğer Erzurumspor Süper Lig'e çıkarsa buraya alacağı 6-7 tane yabancı oyuncu, hatta 8 tane alsın bana göre. Çok iyi yabancı oyuncularla Erzurumspor önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalıcı olur. Erzurum'un zaten iyi bir yerli çekirdeği var. Aynen. Hasan Atipoğlu, Osman, Murat Uçar, Emrah Bassan, İbrahim Akdağ. Hani baktığında iyi yerli çekirdeği var Erzurumspor'un. Hatayspor gibi değil hani. Aynen, kesinlikle. Tecrübeli oyuncuları var. Yabancılardan da ya bunu gerçi haftaya konuşuruz. Aynen. Nasıl bir kesinleşsin Erzurumspor'un. Seyit zaten kesin kalmalı. Onları konuşuruz. Ama Erzurumspor dün gerçekten hani Marco Paişao'yu bu sene en iyi kilitleyen takım olabilir. Kesinlikle. Bir de ilk yarısında Erzurum 3-1 yenilmişti Altay'a, hatırlarsın. Aynen. Aralık ayında oynanan maçta Erzurumspor o maçtan çok ders almış. Orada çok gafil avlandılar. Paişao'yu bana göre o maçı birkaç kere izlemişlerdir bu ben maç öncesinde. Mehmet Özdilek o maçın bence kasetlerini bayağı bir izletmiş. O anlaşıldı çünkü Paişao dün iğne deliğini bile bulamadı hani boşluk olarak. Osman'la Hasan onu bitirdiler. Aynen, bir de şunu anlayamadım. Yalçın Koşukabak'tan gene garip bir tercih. Kapel yedek başladı ve 77'de oyuna girdi. Aynen. Ne yapmaya çalışıyor? Yani sezonun en kritik maçıydı bu maç. Çünkü bu maçı kazansaydın Karagümrük dün yenildi. Aynen. Üstüne çıkacaktı Altay. Üstüne çıkacaktı. Hatayı Karagümrük'ün yapmış olduğu hatayı kendi lehine çeviremedi Altay. O yüzden playoff'un da dışında kaldı bana göre. Karagümrük bana göre kalacak playoff'a. Son haftada Adanaspor'u mağlup eder. Çünkü Adanaspor'da 2 kırmızı kart oldu. Kümeye düştü takım. Canım, zaten mecali kalmadı artık. Erzurumspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Bana göre, daha doğrusu bize göre Erzurumspor Süper Lig'e çıktı. Peki önümüzdeki hafta oynanacak Ümraniye maçından önce şöyle bir ekstra prim dopingi ya da Erzurumlu zengin iş adamlarından başta Acun Ilıcalı olmak üzere takıma bir destek bekliyor musun? Bu hafta biliyorsun bir özel uçakla gitme tüm masraflarını Acun Ilıcalı karşıladı. Yaklaşık 700 bin TL. Çok ciddi bir rakam. Bu hafta da hani ekstra prim bekliyor musun takıma? Mesela şöyle bir şey olur mu? Süper Lig'e çıkarsanız bu maç alırsanız futbolcu kardeşlerim size 3 milyon TL bekliyorum. Takıma dağıtacağız. Bekliyorum falan. Bir kaz almaması için, takımı motive etmek için daha fazla. Bence böyle bir durum olur. Olması da gerekiyor bana göre. Ya zaten Erzurumspor Süper Lig'e çıkarsa bu durumdan tüm şehir yararlanacak. Aynen. Bu şehre deplasmanları işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un gelmesi. Süper Lig'de daha çok takım taraftarı geliyor. Oradaki esnaf, herkes kazanacak. O yüzden Erzurum'un önde gelenlerinin pamuk eller cebe yapıp takıma destek olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Artık programı kapatıyoruz. Erzurumspor'un önünde bir tane finali kaldı, 90 dakikası. Hafta Ümraniye ile oynayacak. O maçı ya salı günü ya da çarşamba günü kanalımızda konuşacağız zaten. O maçtan önceyi konuşacağız. Haftaya da sonucunu değerlendireceğiz. Ben Erzurumspor'un önünün çok açıldığını zaten düşünüyorum ve haftaya da kazanacağını düşünüyorum ama bakalım neler olacak, merakla bekliyoruz. Artık kapatmadan önce son olarak eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Erzurumspor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Bizi izleyen Erzurumspor taraftarlarından vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayan herkesten abonelik bekliyoruz. Ayrıca yine abone olan herkesten de kendi görüşlerini, yorumlarını ve beğenilerini bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza biliyorsun katıl butonumuz aktif oldu. Aynen. Katıl butonumuza da desteklerini bekliyoruz Erzurumspor taraftarlarından ve Altay taraftarlarından. Formaya da atkı rica ediyoruz taraftarlardan. Çünkü Erzurumspor özel yayınlarında önümüzdeki sene Süper Lig'de onları kanalımızda kullanmak istiyoruz. Evet, birkaç Erzurumspor taraftarı bizimle iletişime zaten geçti. Onlar da gönderecekler ama bu videoda tekrar belirtiyoruz. Forma, top, atkı. Farklı eşyalar olabilir. Gönderirlerse biz zaten bunları programda değerlendireceğiz. Altay taraftarlarından da bekliyoruz. Aynen. Önümüzdeki sene en kötü ihtimal TFF 1. Lig'de Altay'ın maçlarını yine özel olarak konuşacağız. Evet. Orada kullanabilme adına. Teşekkür ediyorum sana. Ben sana teşekkür ediyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Erzurumspor'u da tekrardan tebrik ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan ve haftanın mücadelesi olan Altay Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının sonucunu özel olarak değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.